Merhaba, ben Atani Erol. 6. Boyut adlı bu programda sizleri ilk kez gerçek anlamda bilinmeyenle tanıştırmak istiyorum. Bilinmeyene doğru ilerlerken evrenin, insanın ve en önemlisi zamanın dışına çıkacağız. Şimdi hiç zaman yitirmeden yola çıkalım ve yüzyılımızın en çok merak edilen konularından biri olan UFO'ları hiç görmediğiniz görüntülerle karşınıza getirelim. Nedir bu UFO'lar? Bazılarına göre bir saçmalık, bazılarına göre ise ilgi çekmek isteyenlerin yalanları. Ama kimilerine göre de inkar edilemez bir gerçek. Eğer UFO'lara sadece UFO fanatikleri inanmış olsalar, durum farklı olurdu. Oysa UFO'ları gören ciddi, uzman ve saygın tanıklar da var. Hatta bu saygın tanıklar, UFO'larla ilgili bilgileri saklayan ve onlara karşı olan gizli örgütlerin varlıklarından da söz ediyorlar. Şimdi bir örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri ordusundan Virgil Armstrong'u dinleyelim. They were little fellows. They were 3.5 feet tall. The largest one was 4 feet. He was the senior of the group. They were humanoid, but they only had 4 fingers instead of the 5 and 4 toes. They had no ears. They had no nose, no hair, and the mouth was immobile. So although they were basically humanoid, they were totally different. In the early stages of all of this, during the, say, Truman administration, we were actually, and also the Eisenhower administration, we were actually approached by good ETs, and they warned us that we should not become involved with the ETs who would follow them later on. Bu mümkün mü? Elimde bir fotoğraf var. Bu fotoğraf, Amerikan gizli dosyalarından çalınma ve uzaylıların gerçek fotoğrafı. Uzmanlar bu fotoğrafta hiçbir hilenin veya mizansenin bulunmadığını söylüyorlar. İşte kaza geçirip düşen bir UFO ve içindeki ölü uzaylıların fotoğrafları. Ve uzmanların uzaylıların cesetlerinden yola çıkarak hazırladıkları maske ve temsili resimler. Bu resimlere bakarak UFO'lara saçmalık diyenlere bir dinleyin diyebiliriz. Çünkü başta 3 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmak üzere birçok bilimsel kuruluş ve uzman UFO'lara saçmalık olarak bakmıyorlar. Televizyonda bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada Aksaray'da görülen cismin Sirius yıldızı veya Venüs gezegeni olduğu ileri sürülüyordu. Bu açıklamayı TRT'de Profesör Cemal Aydın ve Doçent Doktor Ethem Derman yapmışlardı. İşte bu açıklamaya karşın dünyada belki de ilk kez bir kentin insanları notere giderek bir belge düzenlediler. Sirius yıldızı veya Venüs gezegeninin neden sadece Aksaray'dan göründüğünü ve nasıl hareket ettiğini sordular. Benim kanımca bu bir yıldız değildir. Yıldızdan başka nedense kabul ederim. Ama Venüs gezegeni asla olamaz. Venüs gezegeni veya bir göktaşı uydu ve pek olamaz. Yıldızdan kat kat büyüktü. Devamlı hareket halindeydi. Televizyonda söylendiği gibi olay bir hayal unsuru değildir. Şayet Venüs gezegeni ise Aksaray haricindeki civar il ve ilçelerde neden görünmüyor? Sayın Profesör, Venüs gezegeninin Aksaray'a olan ilgisini de açıklamalıdır, dediler. Bu belge dünya UFO literatüründe yer alan en ilginç belgedir bana göre. Aksaray UFO olaylarının bir tanığı da Berksoy Eczanesi'nin sahibi Orhan Berksoy'du. Evet Orhan Bey. Efendim bu olay 1981 yılının son ayı yani Aralık'la 82 yılının
Ocak ayının içerisinde olmuş. Benim olayım gündüz Ocak ayının 2 ya da 3. günüydü. 50-60-100 kişi diyebileceğim bir kalabalıkla cismi göğe bakıyordu. Evet, gözlerimizle gördük. Bulutların tam önünde yuvarlak olmayan, elipse çok yakın ama şekli rengi çok soğuk bir metal rengi bir cisim. O aylarda yani bir ay müddetinde Aksaray'a kesinlikle uzaydan gelenler vardı. Ve gece yeni başlıyor. Saat 7 civarındaydı. Kentin bir bölümü birden parlak bir ışıkla aydınlandı. Ben yatıyordum. Işığın şeyine uyandım. Dedim, çıktım balkona, baktım. Karşıda büyük bir cisim gördüm. İçinde böyle bir karaltı vardı. Ve o ışığın aşırı parlamasından dolayı kapıyı örttüm, tekrar pencereden seyrettim. Bu bölge aşırı derece aydınlan. Zaten aydınlanmaya istinade kalktım, baktım yani. Daire şeklinde ve içinden de böyle ışıklar saçıyor. Sinyal veriyor böyle şekilde, böyle ışık saçıyor yani. Mesela kırmızı ışık saçıyor. Bunu artık kendim gördüm. Ben gördüm, benimle gören kişiler de var yani. Şu ağaçtan hemen hemen şu ağacın bitimine kadar komple kapatıyordu. 1981-82 olaylarında da Aksaraylılar gördükleri UFO'ları kendi günlük yaşamlarına aynen kopya ettiler. İşte gördüğünüz su deposunda olduğu gibi. Nasıl ve neden? Eğer gerçekseler, dünya dışı canlıların varlıklarını devletler niçin saklıyor?